süt maliyetlerini karşılayamayan üreticiler damızlık hayvanlarını kesime göndermesinin ardından süt ve süt ürünlerinde önlenemez bir fiyat artışı meydana geldi. Gelen zam ile birlikte kaşarlı pide, kıymalı ve kuşbaşılı pideyi solladı. Peynir fiyatları arttı, menüler değişti. Kaşarlı pide fiyatı, kuşbaşılı ve kıymalı pide fiyatını geçti. Bu durumdan esnaf da dertli. Arkadaşlar eskiden kuşbaşı et daha pahalıydı ama şu anda kaşar aldı onun baya 2 kat 3 kat üzerine çıktı şu anda. Yemin ediyorum müşterilerimize bu konuda bize müzdarip ama yapabileceğimiz bir şey yok. Gerçekten süt ürünleri inanılmaz pahalı yani. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Biz de müşterilerle hani iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel şeyler de yapacağız yani. Yapılan zamlara alışan vatandaşlar durumu artık normal karşılamaya başladı. Yani kıymanın zaten kilosu pahalıydı. Kaşarın da onu geçmesi normal. Çünkü insanlar kaşarı bir tık daha lüks gördükleri için normal peynire gelen zamma daha çok önemseyeceklerdir. Ne bileyim yani her şeye zam geldiği için çok da şaşırmıyorum. Fiyat artışlarının ne kadar devam edeceği ise bilinmiyor. Buna bir şekilde el atmak lazım. Sadece hadi eskiden dolar yükseldi diye bunlar söyleniyordu. Şimdi dolar da yükselmiyor. Ne oldu? Niye zam geliyor o zaman? Demek ki denetimler az. Dolayısıyla satıcıları özellikle stokçuların önüne geçmek lazım. Bence en büyük problem bu. Peynir, et vesaire 1.000 lira harcamışımdır. Benim eşimin maaşına 1.000 lira zam gelmedi ki. Nasıl olacak bu? Yani bunu dengelemek zorundayız. Önemli olan maaşlara gelen zam değil. Önemli olan bu stokçuluğun önüne geçmek ve insanların alım gücünü bir tık daha yükseltmek.